Vay Nari Hanım. Vallahi bayağı yerleşmişsiniz. Ben malzemeleri aldım. Nereden başlayayım? Yatak odasına gerekli Necat abi. Aa, ev sahibim gelmiş. Güzel görünüyor burası. Fırat, sen nereden çıktın ya? Öğle tatilini bizimle mi geçireceksin? Necat abiyi getirdim. Gelmişken sizi görmek istedim. Günde bayağı gelen oldu ya. Sermet Beyler de geldi. Sen de hoş geldin bu arada. Fırat, ne yer ne içer, sana ne ikram edeyim? Ya sanki ikram edilecek çok şey var da. Her şey koli de yani. Gerek yok zaten, hemen çıkacağım. Nalan, bir sorun var mı? Yok, her şey yolunda. Gelsene, laflayalım iki dakika bahçede. Fırat, akşam siz bankadan davetli mi gideceksiniz? Irmak öyle bir şeyler söylüyordu. Evet. Hadi. Fırat, gerçekten bayı bize bulduğun için sana çok teşekkür ederim. Çok özel bir yer burası. Bir akşam içki içmeye gelirim, oturup keyfini çıkartırız. Tamam. Kolay gelsin. Görüşürüz. Geç bakalım. Yeni evine hoş geldin Narin. Hoş geldiniz. Al çocuğum şunu. Sen çocuğa yemek ısıt. Bir de çay demle, olur mu? Hemen alsam. Yok Hafize teyze, ben kendim yaparım. Herkes vazifesini bilsin. Hadi kızım. Yukarıdaki misafir odası senin. Git yerleş. Yıkan, paklan, hemen aşağıya. Sağ olsun Hafize Hanım aldı eve götürdü çocuğu. En azından orada rahat eder. Şu tatsızlık olmayaydı iyiydi ama oldu işte, ne yapalım. Olmuş da ölmüşe çare yok. Hadi oğlum. Ya niye öyle diyorsun Erdoğan? Bu oğlanı ben hasta hasta sokağa mı ataydım? Narin senin kızın değil mi Hatice? Ha? Ya ben biliyorum ablamı. Öyle başka evlerde falan rahat edemez. Tamam, siz merak etmeyin, birkaç gün geçsin. Ben gider konuşurum Narin. Ben ikna ederim onu. Ben onun gözünden anlarım. Bir sıkıntısı varsa alır bizim eve getiririm, tamam mı? Siz merak etmeyin, hadi. Hadi evladım, kalk. Hayır, oğlanı sokakta mı bırakacaktım? Ne yapacaktım ben? Bayılacağım şimdi. Kızım bitirsene önündekileri bir an önce. Yok Hafize teyze, çok koymuş kızcağız. O yüzden yani hani ben zaten bu kadar çok yemek yiyemem, hep çok az yiyorum ben. Olmaz. İmtihana girecek çocuk, iyi beslenmeli. Bitireceksin o önündekileri. Kim? Bir arkadaş. Arkadaşının adı yok mu? Fırat. Ver bakayım sen o telefonu bana. Ver, ver. Ben bir genç kızın mesuliyetini alıp evime kabul ediyorsam... öyle ulu orta flört etmesine izin vermem. Ben sana kuralları söyleyeyim bu evdeki. Cep telefonu yok okul bitene kadar. Senin öyle aşkla meşre kaybedecek zamanın yok. Kafanı dersten kaldırmayacaksın. Ben seni boşu boşuna mı destekliyorum? Hafize teyze. Yani ben hiç aksatmam ki derslerimi, asla. Hem şimdi merak eder çocuk. Etmesin efendim, işine gücüne baksın. Benim kitabımda öyle şeyler yazmaz. Çabuk bitir yemeğini. Bitirmiyorsan da git yat. Saat kaç oldu? Senin yaşında bir çocuk bu saatte hala ayakta. Hale bak, 8 yaşımıza döndük. Yine iş aldık başımıza, iş. Şadi hiç olsaydı bir lokma da götürürdü bu köfteleri.
Anne, köfte mi yapıyorsun? Yaşasın. Hangi dağda kurt öldü? Gel, gel. Baban için baban. Size yok. Bugün aşağı mahalleye Hoca Efendi'nin yanına gittim. Bana dedi ki, kocanın yemeğine leylek karıştır. Bir daha da gözü asla dışarı kaymaz. İçkiden, meyhaneden de ayağını keser dedi. Ben bu evde bir daha hayatta hiçbir şey yemem. Hadi bakalım Recep'im. Afiyet olsun sana. Buyur. Köfteler de mis gibi. Şöyle alayım. Bırak kız. Annem babam için yaptı o köfteleri. Hem sen az önce peynir ekmek yemedin mi kız ha? Bırak da adam rahat rahat yesin yemeğini. Bıraksana kız yesin ya. Yok be baba, o oburluğundan yapıyor sadece. Biz az önce yedik zaten, çokuz. Afiyet olsun için. Al kızım yesen, ben gidiyorum. Gece nereye gidiyorsun Recep'im? Meyhaneye giderken sana hesap mı vereceğim? He? Yemeği güzel yapıyorsun, geri kalan her şey. Çık şuradan. Bu leylek sahte miymiş yoksa? Leylek. Ya Hoca Efendi kesin tesirliydi dedi ama. Köftenin içine leylek mi vardı? Vardı mı canım? Kız biz sana yeme demedik mi ha? Sahte canım. Leylek ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.